Ev tekulu yahut yine demeyesiniz, Cenab-ı Hak bunların önünü alıyor. Ve bu tür söylemlerin hem geçersizliğini hem benzeri bizim açımızdan varsa bahanelerimiz bunların anlamsızlığını o günküler üzerinden örnekliyor. Yani o günküler Kur'an'ın muhatapları benzeri söylemlerle vahye karşı sorumluluklarından kaçınabilecek, uzak durabilecek veya kendilerini aklayabilecek hissediyorlarsa bu tür ifadeler ile Cenab-ı Hak bunları tek tek ele aldı ve bunların geçersizliğini vaka üzerinden, onların yaşadıkları vaka üzerinden göstermiş oldu. Söz gelimi ilki neydi? Kitap bizden önce başka iki taifeye indirildi. Biz onlardan gafildik. Dolayısıyla da biz sorumlu sayılamayız. Hangi bu soru, bu gerekçe kendi içinde hangi mantığı barındırıyor? Kitap kime inerse sorumluluk da onların üzerine gerçekleşir. Kitabın doğrudan inmediği topluluklar bu sorumluluktan muaf olmalıdırlar. Cenab-ı Hak da kendi üzerlerinden örnekledi. İşte size şimdi kitap geldi. Neden siz müminler değilsiniz o zaman? Demek ki kitabın gelmesi mümin olmayı sağlayan bir şey değil. Kitabın yan topluluğa gelmesi de kişiyi mümin olmaktan alıkoyan bir engel, bir bariyer değil. Cenab-ı Hak iman etmek isteyen kimseler için hidayet yollarının açık olduğunu, kitabın doğrudan gelse de, civarda bir topluluğa gelse de iman etmek isteyen kimselere hidayeti illaki kavuşturduğunu bu ayetler üzerinden bize öğretmiş bulunuyor. Dolayısıyla biz de bugünden bakarak kitabın Araplara gelmiş olmasını yahut Arapça olmasını ve benzeri durumları kendimizi hidayetten uzak düşürecek, dolayısıyla da biraz mazur ve masum saydıracak bir gerekçe olarak, aklayıcı bir gerekçe olarak göremeyeceğimiz anlaşılıyor. Bu ve benzeri söylemleri onların dilinden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerde ifade etti ve tek tek bunların işe yaramazlığını ve çürük oluşunu Kitab-ı Hakim'inde çağlar ötesi, ta bizlere ve bizden sonrakilere uzanacak şekilde öğretmiş bulunuyor. Dolayısıyla ne Kur'an'ın o dönemde inmesi, ne farklı bir dilde Arapça inmiş olması, hidayet yolunu Arap olanlara, Arapça bilenlere yakın, Arap olmayanlara, Arapça bilmeyenlere de uzak eylemiyor. Örnek ortada. Bizatihi doğrudan muhatap olanlar birdenbire mümin oluvermiş değiller. Kureyş'in tepkisi ortada. O gün Arapların tepkisi ortada. Devam eden çağlara baktığınızda da farklı dillerde günlük hayatını yaşayan toplulukların hidayetine Kur'an'ın Arapça olması, farklı bir dilde olması engel olmamış. Hatta bir başka yakın coğrafyada, farklı bir coğrafyada bulunanlar, yani Yesripliler o gün için Allah'ın elçisini bulup iman edebilmişler, kendilerine davet edebilmişler. Sonra yine hidayetin peşini kovalayan herkes hidayete kavuşabilmiş. Dibinde Kabe'nin gölgesinde yaşayan Ebu Cehil gibi vesaire inatçılar hidayetten uzak kalabilmişler. Allah Azze ve Celle böylelikle bize hidayetin peşinde olan, gerçeğin arayışı içerisinde olan kimselere ulaştırdığını, bunun doğrudan kitaba muhatap olan kesim veya kitle veya millet içerisinde olup olmamakla bir alakası bulunmadığını, her ne kadar görece bize sanki Arap olmak İslam'ı anlamak için daha avantajlı, peygamber zamanında yaşamış olmak Müslüman olabilmek için daha avantajlı gibi gözükse de, İşin aslında öyle olmadığını
Peygamber zamanında yaşayanların, hele hele Mekke'nin ilk dönemlerini yaşayanların çoğunluğunun kafirler olduğunu en azından bilmemiz icap eder. Bu onların tercihiydi. Yoksa tam tersi de geçerli değil. Yani kitap doğrudan inerse bu da bir dezavantajdır. İlk anda böyle de bir teori geliştirilebilir. Yani bir topluluk kendi içerisinde belli bir bütünlüğü var, belli bir anlayışı var. Yalan yahut yanlış bir şeyleri oturtmuş. Bunların içerisine Allah bir peygamber gönderirse bu da onlarda bir reaksiyon oluşturur. Dolayısıyla kendi varlığını, milliyetini, hamiyetini korumak adına bir tepkinin içerisine gireceğinden hakka karşı ve hidayete karşı dezavantajlı bir durumda kalır da diyebilirsiniz. Cenab-ı Hak bunların hepsini yıktı, ne öyle ne böyle. Kim olursa olsun hayatını irdeleyen, gerçeğin arayışı içerisinde olan insanların hidayetinin önünü açtığını, onları gerçeğe ulaştırdığını, bilgiyi onlara her türlü vesileyle, göklerin ve yerin orduları Cenab-ı Hakk'ın emrinde, her türlü vesileyle onlara ulaştırabildiği hususunun altını kalın kalın çizmiş oldu. Benzeri bir ifade yine bu ayette de, benzeri bir söylem ve mazerete dönüştürülebilecek bir dil. اَوْ تَقُولُوا يَعُدْ demeyesiniz. لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ Bu kitap bize indirilseydi. لَكُنَّا اَهْدَى مِنْهُمْ Biz onlardan daha hidayet dolu olurduk. Dolayısıyla bugün hidayet dolu olmamışsak bunun sorumlusu kitabı bize değil de onlara indirendir. Sonucuna gidiyor ve suçu Cenab-ı Hakk'a yıkan bir söylem. Allah Azze ve Celle işte kitap size şimdi geldi. Siz örneği üzerinden görelim bakalım. Kitabın doğrudan gelmesi hidayetin garantisi miymiş? Hayır, yalanladınız. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalimi yok. Bu ister peygamberle karşı karşıya iken o gün için yalanlayanlardan olsun, ister bugün için yalanlayanlardan olsun, Allah'ın ayetlerini yalanlamak her devirde Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini yalanlamaktır. Olur mu o gün peygamberin yüzüne karşı vahiy iğne dururken daha bir sert olmuyor mu? Hayır. Bu kişinin yalanladığı şeyin gerçekliğini fark etmesiyle oluşan bir cürüm. Bu fark etmeyi de Cenab-ı Hak sağladığını teminat altına almış. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim biz göstereceğiz ayetlerimizi onlara. İster kendi içlerinden, ister dış dünyadan. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Ta ki gerçek olduğu onların katında belirginleşinceye kadar. Şu halde gerçek olduğu onun katında belirginleşmiş ise kişi gerçek olduğuna vakıf olduğu bir hususu yalanlıyor ise bu Firavun'un döneminde de aynı yalanlamadır. Hazreti Peygamber zamanında da aynı yalanlamadır. Bugün içinde aynı yalanlamadır. Kişinin işlediği cürüm fark ettiği hakikati yalanlamasıyla ortaya çıktığından bak dikkat ederseniz bunun bir zaman boyutu bulunmamakta. O sebeple Allah Azze ve Celle o günden bugüne uzanan bir ifadeyle kim Allah'ın ayetlerini yalanlıyor ise gerçek olduğunu bildiği halde, fark ettiği halde وَالَّذ۪ي يُر۪يكُمْ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا De ki Allah'a hamdolsun size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Bu süreç Cenab-ı Hakk'ın üzerine aldığı bir süreç, onun işlettiği bir süreç. Görme ve tanımasını sağlama. Akabinde kişiden iman etme, teslim olma yahut reddedip inkar etme ve yalanlama gibi farklı iki tepki ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak bu tepkinin kişinin tercihleriyle şekillendiğini, ortama, zamana, kişinin cinsiyetine, ırkına, yaşadığı döneme vesaire bağlı olmadığını öğretiyor bu ayetler ile bize.